Şimdi şöyle bir şey geçiyor hocam ibare. Rabbinin iradesiyle senden gelir dedi Heva. Aslında seni Hakk'a yönlendirir dedi Heva ile ilgili. Evet. İşin şeyinde sonucunda Heva Arif'e ait. İken. İrade sıradan insanlara aittir. Sıradan insanlara ait. Fakat sıradan insanlar da hem kınar Heva'yı hem aynı zamanda onun için de çalışılır. Onun için de çalışır. Evet. Çünkü işin hakikatini bilmiyor. Şimdi burada Heva'yı ne yaptı İbn Arabi Hazretleri? Bir cihetten övdü. Bir cihetten Heva ile iradeyi Allah'ın senin üzerindeki iradesini eşitledi. Heva denilen şey aslında odur dedi. Senden açığa çıkan Heva. Konuyu şöyle okuyarak analiz edelim. Nefsi arzusundan uzaklaştırmak arzunun kendi arzusu olması itibarıyla ona gelmemesi demektir. Artık arzular Hakk'ın iradesi olması itibarıyla nefse gelebilir ve insan bunun farkında olmaz. Evet, arzular Hakk'ın iradesi olması itibarıyla nefse gelebilir ve insan bunun farkında olmaz. İnsan kınanan bir şey olması itibarıyla nefsi arzularından uzaklaştırır. Şimdi nefsin arzusu halk arasında kınanan bir şey olarak bilindiği için insan diyor arzulardan uzak durmaya çalışır, uzaklaştırır. Yoksa işaret ettiğimiz bakımdan uzak tutmaz. Bu hakikati bakımından. Allah bu konuda sahih bilgiyi gizlemiş. Yani bu arzunun hakikatinin ne olduğunu gizlemiş. Onu meva cenneti yani gölgesine doğru giden örtü ve perde diye ifade etmiştir. Övülen bir şey olsa bile kınamayı arzuya bağlaması bakımından bir övgüdür. Şimdi bir cihetten bak şimdi övdü arzuyu. Övülen bir şey olsa bile kınamayı arzuya bağlaması bakımından bir övgüdür. Kişi, evet mühim burası. Kişi hevanın ancak heva vasıtasıyla yani başka bir arzuyla def edileceğini, hevanın ancak hevayla yani başka bir arzuyla def edilebileceğini. Bakın burası çok mühim. Burada çok acayip alan açıyor burası. Heva, kişi hevanın ancak heva vasıtasıyla def edilebileceğini, hevanın iradeden başka bir şey olmadığını anlasaydı, irade edilen her şeyin gerçekleşmesi durumunda nefsinin haz alacağını öğrenirdi. Burası böyle bir çok ince bir yer burası. Örtülü, sırlı bir yer. Yerim dar. Hevanın iradeden şu kadarıyla açalım. Evet, burada diyor ki hevanın bakın burada bir inceliğine, bir sırrına dikkat çekiyor. Diyor ki bir hevadan uzaklaşmak yine başka bir hevayla, heva vasıtasıyla söz konusu olabildiği gibi hevanın iradeden başka bir şey olmadığını diyor anlasaydı kişi. Senin heva dediğin şey var ya diyor. Aslında irade. Yani irade. Hakkında irade edilen şey bir cihetten de. Bunun iradeden başka bir şey olmadığını anlasaydı, irade edilen her şeyin gerçekleşmesi durumunda nefsinin haz alacağını öğrenirdi. Bu hakikati öğrenmiş, bilmiş biri, bu irade edilen şey ve gerçekleşecek. O zaman buradan haz almam gerekir. Yani ben buradan heybeme ne alacağım, ne dolduracağım, oraya bakması lazım. Bu kadar açılıyor. Her irade bir hevadır ve heva nefse haz verir. Yani yeter. Lezzetin bulunmadığı bir şey arzu edilmez. Öyle ya, arzu ediyorsan bir lezzet var, haz verecek. Lezzetin bulunmadığı bir şey de diyor, arzu edilmez. Heva, düşmek anlamında, heviye ile ilişkisiyle bakımından diyor, nefse düştüğü için böyle isimlendirilmiştir. Heva düştü, nefse düştü. Onun nefse düşmesi ise, bakın, o hevanın nefse düşmesi ise Rabbinin iradesiyle senden gerçekleşmiştir. Burada yani Allah'ın iradesiyle bütün oluşun cereyan ettiğinin izahatı burası. Hocam burada rububiyet mi demek lazım, uluhiyet mi demek lazım? Şimdi burada Rabbinin iradesiyle rububiyet mertebesi. O zaman rububiyet olur. Tabii.
Rabbinin iradesiyle sen de gerçekleştirdin. Nihayetinde bu irade kul üzerindeki Allah'ın iradesi rububiyeti cihetiyle cereyan eder. Bu müsbet de olabilir, menfi de olabilir. Olabilir. Rab ne dilediyse. Yani Rab ne dilediyse. Hepsi müsbet de başka görene. O da ayrı bir taraf. O ayrı tabii. Yani hepsi iradenin gücünden kaynaklanan bir şey. Evet. Ama hani bu neticede bize göre bazen müsbet gibi değerlendiriyoruz. Şimdi alt boyuttan baktın mı ayrıştırmak gerekiyor tabii. İşte. Menfi ve müsbet diye mecbur ayrıştırıyorsun alt boyuttan. Üst boyuttan hepsi müsbet. Onun nefse düşmesi ise Rabbinin iradesiyle senden gerçekleşmiştir. Binaenaleyh hevadan daha üstün bir şey yoktur. Çünkü heva seni hakka yönlendirir. Sen de hakka, bak burada hakka diyor. Heva seni hakka, her şeyin hakikati hak dedik ya. Heva seni hakka yönlendirir. Sen de onunla haz alırken artık başkasını görmezsin. İşte eğer hakkı görebildiysen artık, sen de heva ile birlikte hakka yönlendirdiğinde o zaman hakkı görürsün. Başkasını görmezsin ki. Başka görürsen zaten sıkıntı çıkıyor, problem çıkıyor. Orası da ayrı bir ince perde. Bırakalım yerinde dursun. Bununla beraber yaratılmışlar böyle bir idrakten perdelenmişlerdir. Onlar kendilerindeki iradeyle hareket eder. Yani insanlar kendilerindeki, kendilerine mahsus bir irade var düşüncesi ve algısıyla hareket eder. Heva bendendir demek istiyor. Heva olmadığı halde heva diye de isimlendirirler ona. Bu itibarla heva, evet hevanın hakikatini bilen için heva ariflere ait iken, o zaman arif hevanın peşinde gider zaten. Heva dediği şey ne ki? Hakkın iradesi, Rabbinin iradesi. Bu itibarla heva ariflere ait iken irade, yani kendinde irade görenlere göre irade sıradan insanlara aittir. Onlar bir yandan hevayı kınarlarken aynı zamanda da onun için çalışır dururlar. O sıradan insanlar. Hem hevayı kınarlar hem de onun için de çalışır dururlar. Hevanın peşinde. Mecburi. Çünkü başka bir şey yapması mümkün değil. Mümkün değil. Hem kınıyorlar ama hem de onun için çalışır dururlar. Çünkü yaptıkları gene odur. Hevanın gereğidir yani. Ha ama onlar ne diyorlar? Kendilerindeki irade diyorlar. Allah. Burada da çok acayip bir alanı açmış. Allah'ım.